Merhaba, portal ile karşınızdayız. Portal kelimesinin anlamına beraberce bir bakalım ne demekmiş. Çok sık karşılaşırız. Özellikle işte bazı kendini fenomen olarak adlandıranlar. Yani portalime bakarsanız şu var, şu var, bloğuma bakın. İşte o blog ya da portal da denebiliyor. Kelime kökeni İngilizce. Karşılığı ana kapı. Ana kapı anlamına gelmektedir. Portalın tam karşılığı ana kapı. Neyin ana kapısı peki? İçeriği barındıran, barındırdığı içeriklerin girişi ana kapılarıdır. Mesela bloglar işte şu ana kapı. Mesela arama sayfası, belge arşivi sayfası, uygulamalar, formlar, birlikte çalışma alanı, içerik ve blog. İşte birçok şeyin bir arada bulunduğu şeye ne denir? Ana kapı. Burası ana kapıdır. Ana kapıya geldikten sonra istediğiniz yan kapılardan içeri girebiliyorsunuz. Portal hepsini içine alan bir kelimedir. Portalda peki neler vardır? Ana kapı anlamına gelir. Pek çok içeriği bir arada bulunduran internet siteleri için kullanılır. İnternet ana kapılarında canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler gibi birçok bölüm aynı anda yer alabilmektedir. Ayrıca bazı portallerde sadece bir konuya yoğunlaşabilir, sadece bir konu hakkında orada derinlemesine bilgi verebilir. Böyle portallerde vardır. Evet, portali de öğrendiğimize göre şimdi yanlışlık varsa yoruma yazın. Bir de videomu beğenin. Hoşça kalın.